İnsan merkezde, her şey insan için, her şey insan referansta, her şey insanın arzusuna uygun falan. Fakat buradaki temel sorun şu, biz insan ne olduğunu bilmiyoruz. Yani insanın ne olduğu sorusu büyük bir muamma. Çık bir anket yap sokaklarda. Mesela bitkiler bitse ne olur? Çiçek ne var? Marketten alırız, fabrikada yaparız. Böyle zanneden insanlar var. Güneşi yakalayan o yeşil yapraklar yoksa bittin sen. Denizlerin üzerine kaplayan mavi yeşil bakteriler yoksa yoksun sen. Ya başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. YouTube istatistiklerine bakıyoruz. Bu kanalı seyredenlerin çok büyük bir kısmı yani gelip gidip gidiyorlar, abone olmuyorlarmış. Niye abone olmuyorsunuz? Boşu boşuna kendini <laughs> niye kaybediyorsunuz? Bas abone ol. Mesela bu hakikaten kanalın çok işine yarıyor. Siz abone olduğunuz zaman biz burada daha fazla coşuyoruz. Dolayısıyla seyredip geçerken bir tık ama büyük fark yaratıyor. Biz de abone olanlara ne söz veriyoruz? Beş yılda can canan. Nasıl? Ben gün içerisinde çok fazla taksi kullanıyorum. Yani en az iki defa, üç defa, beş defa taksiye binip biliyorum Bir arkadaşımın arabasına binersem ya da işte başka özel arabaya bindiğimde farkında olmadan elim cüzdana gidiyor inmeden önce. <laughs> o kadar alışmışım ki taksi kullanmaya. Yani eş dostla bir yere gidiyorsun. <laughs> farkında olmadan elim boşluğa gidiyor. Bu YouTube videolarının izlenmesiyle alakalı buraya alışkanlık edinmek gerekiyor. Kesinlikle. İçerik açısından bir hizmet alıyorsan... ...beğeniyle karşı cevabını vermeye ya da abone. çünkü <laughs> algoritmalar buna göre çalışıyor. Evet, evet, Bize evet. yani neyi sevdiğimizi başka nereden anlayacak yani zihnimizi okuyacak hali yok. Dolayısıyla seviyorsanız Evet. Bu arada konuşalım. izlenmelerin gerçekten büyük bir bölümü abone olmayan gruptan da geliyor. Aynen öyle. O yüzden biz de o grubu tanımakta da zorluk çekiyoruz. Abone olunca en azından şeyi tanıyoruz yani hani davranışları, talebi, işleyişi. Ona göre. Dünyayı anlamlandırırken bazı bilgi bağlantılarını, bazı bilgi ve konu bütünlerini kullanıyoruz anlamlandırmak için. Mesela ben hemen her şeyi evrimsel bir kodlama üzerine koymayı kullanıyorum. Bazıları fiziği kullanıyor bununla alakalı. Ben de biyoloji biraz senden kaynaklıdır. Biraz da ben daha sosyal bilimlerden gelen bir adam olarak biyoloji bana daha sıcak. Aldığım her bilgiyi evrimsel bir yapının üzerine, biyolojik bir bakış açısının üzerine koyarak biçimlendiriyorum. Yukarıya doğru gidiyor. 5 yıldır senle beraber sohbet ediyoruz. Sen hiç bilgiyi bilmek, konuları belirlemek, kategorik bağlantılar kurmak açısından hiç olduğu yerde duran bir adam değilsin. Yani devamlı yeni gündemin her hafta her şekilde masaya gelen. Hani benim de zihinsel hareketliliğim iyidir ama sen gayet çok hızlı bir şekilde bu konuda. Biraz da sizin yüzünüzden Mustafa Bey. <laughs> Teşekkür ederim bence iltifat. En son olurum. bir yemek yiyelim diye buluştuk neler ettin? Yeni <laughs> kitap yazmak zorunda kalacağım. Bu birçok bilgi grubu topluyorsun. Buna en son en yeni dönemde böyle yukarıdan baktığında bunların hepsini birbirine bağlayabilecek yani bir yandan sosyolojik anlamda toplumu ilgilendiren bir yandan bireysel anlamda insanı ilgilendiren bir yandan yaşamın kendisini ilgilendiren genel bir bakış açısı genel bir bilgi örüntüsü adı kavramı oluşabildi mi bir yaklaşım çıkabildi mi yani orada şöyle <laughs> Orada şöyle bir sıkıntı var. Bu kadar fazla şeylerin gerçek niteliklerine kafayı yorduğun zaman, bu arada fazla derken kendimi bir Bertrand Russell pozisyonuna koymayayım. Öyle bir metodikliğim ya da çalışkanlığım yok ama uzunca bir süre bunlarla uğraştıktan sonra bence çoğu insanın geldiği yer bir suskunluk dönemi. Çünkü dille fark ettiğin şeyleri anlatmaya kalkmanın belli bir sınırı var. Dilin sınırlıkları nedeniyle. Bu benim kendi dilsel sınırlığımla da alakalı bir şey olabilir. Ama bir de dilin kendi yapısıyla alakalı sen de dediysen de sınırlılık varsa artık. Ya, ya vardır canım illaki de. <laughs> Ama yani dil dediğimiz aygıtın kendisinin bir görecelilik zorunluluğu var ya yani bir, bir nispet etme falan filan kavramlar kullanma. Onunla ilgili bütünün anlamını açıklamakta çok zorlandığım bir yere geliyorsun ve ben galiba ondan sonra artık hani dille her şeyi anlatıp ikna etmekten öte yaparak göstermek, olarak var etmek falan noktasında bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir yere geldim. Ama mesela bu konuya en yakın olan şeylerden bir tanesi bana ilk kaos teorisini işte konuşmaya başladığında kendini hissettirmişti. Özellikle o tabii kaos teorisi aslında bir fizik alanı ama dışarıdaki dünyada bizim o indirgemeci bakış açımızın dışında her şeyin birbiriyle bağlı olduğu bir sistemin hangi dinamiklere göre çalıştığını hiç bana okulda anlatılmayan bir şekilde anlattığı için ve çok şükür bu konuda işte popüler kitaplarla falan ilk bu konuya girdiğim için. Çünkü ders olarak girsem muhtemelen dinlemezdim. Ama popüler kitaplar bunu çok güzel anlatıyor. Mesela yıllar içerisinde her şeyin birbiriyle nasıl ilişkide olduğuna dair başka bir resim oluşuyor. Ve bir taraftan da böyle diğer insanların durumuna biraz hazin bakıyorsun. Yani yazık sanıyor ki böyle plan yapınca öyle olacak hayat falan. Ya da işte her şeyi kendi başına yapmak zorundaymış gibi. Böyle diğer insanların farklılıklarına gıcık olanlara falan böyle hüzünle bakıyorsun yazın inandığı şeyler tüm dünyanın problemlerini çözecek gibi herkes inanıyor olsa yani işte bütün bunlara bakınca mesela bu son dönemde özellikle bu kaos ve karmaşıklık bakış açısından da çıkıp da işte bizim Türker Kılıç hocanın çok anlattığı o bağlantısallık dediğimiz meseleyle baktığın zaman konuya yeni yeni bir şeyler zuhur etmeye başlıyor gözünde ama bir taraftan da şöyle bir şey var yani kadimden gelen anlatılara ister felsefeden gelsin ister inançlardan ister öykülerden anlatılardan nereden gelirse gelsin güzel bir örtüşme yakalamaya başlıyoruz. Yani zaten insan aynı şeyi değişik dönemlerde farklı isimlerle görüyor. Ama biz bugün mesela bilim ve teknolojinin getirdiği aşırı özgüvenle biraz daha fazla körleşmiş durumdayız. Yani o bilimsel bakış açısı işte yıllardır onun içinde yetişmiş bir insan olarak ya benim birçok yerde işime yaramıyor gerçek hayatta. Yani Tamam çok güzel bir tatmin sağlıyor, bir şeyler anlamını sağlıyor falan filan ama sana şifa vermiyor. Anlama dair bir şey söylemiyor. Büyük resmi piksellerini bol bol anlatıyor ama piksellerin arasındaki bağlantıyı sana çok fazla göstermiyor. E Dolayısıyla orada başka bir aygıta ihtiyacım var. Ben en son birkaç gün evvel Türker Hoca ile yine benzer bir toplantıda birlikteydik. Mesela o anlatırken sen benim için söylersin ya böyle şiirsel bilim anlatıyor diye. Şiire yaklaşacağını düşündüm. Yani gerçekten işe yarar bilginin edebiyata daha yakın bir şey olacağını düşündüm. Bugünkü bilime göre. Dolayısıyla mesela o anlatı benim hoşuma gidiyor. Her şeyin aslında tekil düğümlerden, bireylerden, elemanlardan ibaret değil de onların arasındaki ilişki biçimleriyle alakalı bir varoluşun içinde olduğumuzu fark etmek. Biraz karışık konuşuyorum ama böyle daha... Dediğim Yeni gibi, olan her şey ister Yani Şiirsel olurum. bir şey söylediğim aslında. Yani Mesela ben artık canlılığı böyle harala gürele işte genleri değişen, evrimleşen, fete fete bir şey olarak görmüyorum. Abi devamlı Emprovize çalan bir orkestra gibi düşünüyorum mesela. Ritim ayrı, melodi ayrı. Orada gitaristin biri sola atarken basçı arkada kafasına göre takılıyor ama uyumu kaybettiğiniz anda dağılacağı için uyumu da gözetiyor hepsi bir taraftan. Yani birbiriyle uyumlu çalışması gereken bir sistem. Canlı cansız her şey. Bir bu arada. şekilde mecbur kalıyor birbirlerine uyumaya. Tabii tabii. Yani başka seçilmiyor çünkü öbür türlü. Varlığını devam ettiremiyor. Mesela şu anda insan bildiğin ayrı kotu yani. Bu bütün bağlantısalının dışında kafasına göre bir şeyler yapıyor ve her devirde binlerce yıldır da bunu yapmış. Her seferinde de tepesine bin tane felaket çökmüş. Restart yapmak zorunda kalmış. Baştan başlamış. Gene mesela öyle bir dönemin içerisindeyiz. Anladıkça uyumlanma davranışının daha çok ilham edileceği bir gerçeklik var gibi etrafımızda. Yani e, yaşamın kendisiyle uyumlan. Evet Ariflik uyumlanmakla alakalı bir şey. Hani zeka uyum sağlama becerisidir deniyor ya biz bunu değişiklikleri kendimize uydurma becerisi diye anlıyoruz. Halbuki gerçek olan bu kainatın sistemiyle uyumlu yaşayabilmek. Ona dair hayatındaki uyumsuzlukları azaltabilmek boşuna akıntıya karşı kürek çekmemekle falan ilgili bir görüşe yaklaşıyormuşuz gibi geliyor. En azından ben kendi adıma söyleyeyim yani böyle bir şey hissediyorum bu konuda. Bu peki şey ben de gittikçe bu tarz konulara yaklaşımı biraz basitleştirme isteği duyuyorum. Yani ben de arka tarafta. E, bu arada başlangıç düzeyinde anlamak evet. için bu şart. Yoksa öbür türlü Dede Korkut hikayesi dinlenmiş gibi kalıyor. İnsanın içine geçmiyor. Şöyle bir örnek vereyim lafını kesme pahasına yemek yerken lokma lokma yememiz lazım ama sonuçta tabağı yiyeceğiz. O içeride bir şey oluşacak ama onu lokmalara dönmesi lazım. İşte bu metodik tavır, o yani indirgeme işi, o parçalara ve lokmalara bölmek gibi düşün. Kötü bir şey değil tek başına. Ama orada lokmada kalırsan karnın doymaz. Öyle bir sıkıntı var. Düşünce üzerine e, akıl yürütünce, düşünce üzerine düşününce. Bunu ya işte fizikte ve matematikte yapıyorlar. Çok ileri problemler havuzu var. Gün, güncel dünyamızı etkiliyor mu? Birinci derecede etkilemiyor. Belki gelecekte etkileyebilir, onu da bilmiyoruz. Ama bu entelektüel bir, bir, bir ilerilik durumu. Düşünce üzerine, sen de az önce güzel tarif ettin. Bazı soru ve sorunlar böyle. Kavramsal olarak çok ilerlemiş durumlar var. Ama basitleştirmedeki kastım buydu. Bazı sorunlarda dünyanın şimdiki haliyle ilgili ve dünyanın şimdiki haliyle ilgilenmekle alakalı. Yani biz bu konularla nasıl ilgileneceğiz? Savaş, açlık, yoksulluk, eğitim, sağlık bunlarla ilgili Aynen. tonlarca soru havuzu var. Biz bu konularla nasıl ilgileneceğiz de elimize verilen alet çantası çok zayıf. Politika ile ilgilen. elinde komünizm, sosyalizm işte siyasal İslamcılık, bilmem ne falan falan gibi sepetler var. İşte bunları Bunları çoğunlukla birbirine karıştırarak, işte penseyle tornavidayı bir araya sokarak işte burada problemi çözmeye çalış. İşlevli değil ya da hani genel olarak yürümüyor gibi görünüyor. Ya da yöntemler var. Diktatörlük, demokrasi bilmem ne falan gibi yöntemler. bir e, şeydi. Halbuki böyle değil yani. Gerçekten yeni problemlerimiz, biçimlerimiz var. Eskileri de var bu arada. Eskileri de halledip kenara koyduğumuz, koyamadığımız tonlarca da problem var. Bu problemleri anlamak, üzerine düşünmek, bu kalabalıklıkla onlarla ilişkilerine bakabilmeye yöntem bilgisine ihtiyacımız var. Evet. Şimdi birey bazında ele aldığımızda, insanlar bazında ele aldığımızda senin şu insanın fabrika ayarları çok güzel bir alet çantası veriyor. Evet. Yani basitleştirme seviyesindeki yaklaşımı da güzel, açılımının potansiyeli de güzel. Yani hani olası tüm literal gelişimle alakalı şeyleri açıklamıyorsun. Tabii bu, tabii. buradan bir bakış açısı algoritma bu yani ya basit öneri. Veriyorsun. Bunun bu yaşamdaşlık bakış açısı da buna e, ben de Türker Hoca'dan beri geldiğinde bunu aslında arka tarafta seninle sohbetinde de yapıyoruz. Yani bu bağlantısallık ve yaşamın üzerinden bakıyor olma güzel bir çözüm verebilirmiş gibi görünüyor. Veriyor. Ama bu hani işte bunu azıcık işte o entelektüel konuşma sohbetinden şimdiki hayatımızdaki gerçeklikler seviyesine çekmeye çalıştığımızda birazcık üzerine sorgulayalım mı birlikte? Mesela ekonomide ne yapabilir bize? Ya da sağlıkta ne yapabilir? Yaşamdaşlıkla alakalı konuştuğumuzda ya da adalette ne yapabilir bize? Mesela bunlar bayağı hani şimdiki dünyanın. Problem havuzları, yaklaşımları şimdilik bir adalet çözümümüz, bir ekonomik sistem çözümümüz falan gibi bakış açıları var. Ne söylesen, yaşamlaştıkla bu tarafa ne getirsen yeni olur Şimdi, ve çözümcül olabilir. Şöyle bir şey olması lazım bence. İlkesel olarak bakma tarzını aynen insanın fabrikalar ayarlarında olduğu gibi koyabilirsek... Mesela bu alanların spesifik problemlerine de o perspektiften bir şeyler üretmek mümkün. Şimdi benim mesela Türker Hoca'nın bende yaktığı en büyük lamba bağlantısallık falan değil. O zaten 10-15 senedir anlatıp duruyor işte beyin aslında networklerden oluşuyor falan filan. Ve bu yaşama da doğrudan aktarılabilen bir şey ama burada mesela benim fark etmekte geciktiğim bir şeyi o bana hızlıca idrak ettirdi. Biz bugünün dünyasında yaşadığımız bütün sorunların aslında temelinde insanı merkeze koymak var. Şimdi insan merkezde. Her şey insan için. Her şey insan referansta. Her şey insanın arzusuna uygun falan. Ya da işte insanı bir üst seviyeye çıkarmakla falan filan alakalı. Onu geliştirmekle alakalı. Fakat buradaki temel sorun şu. Biz insan ne olduğunu bilmiyoruz. Yani insanın ne olduğu sorusu büyük bir muamma. Peki ben insanın ne olduğu sorusunu nereden yaklaştım mesela yıllardır? Ya en iyi bildiğim ve bence de insanı en iyi anlatan yer olan evrimsel biyolojiden başladım ve biraz da evrimsel psikolojiden başladım. Bu ne anlatıyordu? Diyordu ki başta işte bu dünyada 3,5 milyar yıl önce canlılık başladı. Sen böyle balala bir ayıla yayıla dünyaya dağılmış canlılık diye müthiş bir fikrin bir parçasısın. Şimdi bak bu bir parçasısın. Neyin parçasısın? Yaşamın. Dolayısıyla senin kurallarını belirleyen ana konu yaşamın kendisi. Aslında merkezde olması gereken şey yaşamın bir küçücük meyvesi olan insan değil. Onun da kurallarına tabi olduğu yaşamın kendisi. Yaşamı merkeze koymadan hiçbir sorunu çözemezsin. Daha evvel mesela bayıla bayıla burada çok zikrettiğimiz benim iyi kötü tanımı olarak benimsediğim Aldo Leopold'un o meşhur tanımı vardı. Bence tekrar etmekte fayda var. Canlılığı, onun çeşitliliğini ve güzelliğini destekleyen her şey iyidir. Zıttı olan her şey de kötüdür. Mesela bu son derece böyle o kamun usturası gibi net bir ayrım. Yani bu, 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 kategorilerle sınayamayacağın hiçbir davranış yok. Bir şey çeşitliliği azaltıyorsa, çirkinleştiriyorsa, öldürüyorsa o iyi olamaz. Adı, ne adına olursa olsun. İsterse Allah adına yapıyorum da, istersen işte adalet adına yapıyorum da ne olursa olsun. Böyle baktığında mesela bu iyiliği iyi yapan şey ne? Yaşamı merkeze koyması. Yaşamı merkeze koyan her şey iyidir. Mesela bu her kültürde izlerini bence bulabileceğimiz bir şey. Benim erişebildiğim kültürlerde hep görüyorum. Mesela kendi yetiştiğim kültürde, mesela bizde e, İslam kültüründe Allah'ın isimlerinden biri Hay'dır. E, ve Kur'an'ın başlangıcında zikredilen ismidir mesela. E, sana e, işte seni yaratan Rabbin adıyla oku diye ilk gelen emirde ismi geçen olaylardan bir tanesidir. Yaratma, hayat verme Şimdi hayat bu kadar merkezi, benim kültürümde de böyle, her kültürde böyle. Yaşamı merkeze koyduğumuzda hemen bütün soruları baştan sormak zorunda kalacağız. Şimdi insan hakları evrensel bildirgemiz var, çok güzel. İşte mesela doğayı korumaya çalışıyoruz, harika. İyi de doğayı niye korumaya çalışıyoruz? Sürdürülebilirlik. Ne için? İnsan her gün tavuk yesin, onu nasıl sürdürebiliriz? E güzel kardeşim, tavuğun da canı var burada... O ürettiğin atıkların ortalığa, canlılığa verdiği bir zarar var. Canlılığı merkeze koyduğunda konumuz başka olacak bizim. Bütün bu sistemin gerçek sürdürülebilirliğini yavaş yavaş aymaya başlayacağız. Ve o bütünün içerisindeki bağlantısallıktaki... not değerimizi, yani o bağlantı değerimizi anlayacağız. Biz burada neyiz? E biliyorsun işte şeyde benim bilimsel düşünce okulunda daha ilk oturumda... ...çoğu insanı... En fazla sarsan şeylerden bir tanesi güneş ışığından oluştuğumuzu ve güneş ışığı yediğimizi fark etmeleri oluyor. Mesela bunu öğretmiyorlar okullarda. Sen ben bedenen cisimleşmiş güneş ışığıyız ya. Bitkiler alıyor güneş ışığını, fotosentezle şekere bilmem neye çeviriyor. Ondan sonra ondan proteinler, yağlar, bir şeyler, bir şeyler yapıyor ve biz onları yiyerek işte bedenleri yapıyoruz. Neticede sen burada cisimleşmiş güneş ışığısın. Bundan daha şiirsel bir şey var mı? Çık bir anket yap sokaklarda. Mesela bitkiler bitse ne olur? Çocukça ne var marketten alırız, fabrikada yaparız. Böyle zanneden insanlar var. Güneşi yakalayan o yeşil yapraklar yoksa bittin sen. Denizlerin üzerine kaplayan mavi yeşil bakteriler yoksa yoksun sen. Böyle baktığın zaman insan son derece önemsiz bir varlık. Zira yani bütün dünya tarihini, evrimsel tarihi, okuyanlar bilir ki bizim gibi nice türler silinmiş silinmiş sonra tekrar dünya ağzına kadar dolmuş. Önemli ya da önemsiz bakış açısından çok belki de önemi öteki canlılarla birlikteliğindeyken yani anlamlı. Ö ö önem önem ataması aynen öteki canlı mesela gibi. bir kerten yani, yani insanı al ayağı yerleştir. Ya yani önem kelimesinin bir önemi kalmıyor ki. Hani <laughs> demesi kalmıyor. Aynen öyle. Mesela diyorlar ya işte arıları bir çeksen bilmem kaç haftada dünya yok olur, işte canlık yok olur. Bilmem ne tür gitse onunla beraber 5000 tane tür daha gider falan. E insanı çektiğinde böyle bir şey olmuyor abi. İnsanı çektiğinde herkes bir rahat ediyor. Neden? İnsan kötü, olumsuz ya da üretim hatası olduğu için değil. İnsan yaşamla uyumsuz bir yaşam tercih ettiği için. Yaşamın kendisiyle uyumsuz bir hayat biçimi tercih ediyor insan ve bu insanı zararlı bir türe dönüştürüyor. İşte biz mesela niye bu kadar konuşup duruyoruz, niye felsefeler, bilimler yapıyoruz? Aslında temel kovaladığımız için şey, biz nasıl yaşayacağız abi? Doğrusu nedir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Mesela bizde hep şey vardır, onun örneğini çok veririm. Mesela komünistler diye, tamam mı? Bir grup kodlar birisi. Sanır ki bu komünistlerin fikir babası evde oturuyor. Ulan bir, 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 bir bulayım da bu insanların canını ot takayım, ortalığı karıştırayım diye düşünmüş zannediyoruz. Ya da bize uymayan bir felsefeyi kötücül zannediyor. Herkes iyi bir şey yapma peşinde abi. İnsanlığın saadeti için kafa patlatmış herkes. Fakat sorun şu ki hemen hemen hiçbiri yaşamı merkeze koymamış. Yaşamı merkeze koymayınca da... Aynen daha önce bahsettiğimiz gibi... Bedeni parçalara indirgeyerek müdahale etmek nasıl... Etkisinden çok yan etkiye ve faydasız ya da zararlı şeylere sebep oluyor. İnsanı da şu andaki dünyadaki en iyi niyetli aksiyonları bile böyle şeylere sebep oluyor. Şimdi mesela savaşlara ne yapacağız dedim. Bilmiyorum. Yani şimdi burada olayı çözmüş gibi konuşmayı çok isterdim ama savaş neden çıkıyor diye soralım. Öncesi, önce, önce spesifik bir konuda bir şey söyleyeceğim. E, bir şeydim e, Bizim kuşağa kadar bu, bu, belirgin bir problem değildi. Modernist dünyada e, elindeki bilgi ya da pozisyon çok kategorik olarak birbirinden ayrılabiliyordu. Bizim dönemde Kurum etkisi düştü, birey etkisi yükseldi ya, evet. kurumlardan daha etkin kanaat önderleri var. Örneğin herhangi bir YouTube kanalındaki bir birey televizyondaki bir kanaldaki bir yapıdan çok daha yüksek izlenme alabiliyor örneğin. Bunun gibi tonlarca örnek var. Her konuyla alakalı kanaat önderleri, birey etkisinin yükseldiği bir dönemdeyiz. Bunun oluşturduğu pozisyon olarak kurumlarla ilişki ya da işleyişin içerisinde eskiden olduğu gibi, ben teorik olarak bu konunun bir ucundayım. Biz mühendisi sahada uygularız. Biz bilmem neyiz bilmem ne yaparız. Ayrımlarından yavaş yavaş ayağını bir yandan uygulamaya, sahadaki karşılığına bir yandan da teorik üretimine, biçimine harcayan insanlara doğru dönüştüğümüzü düşünüyorum. Kabaca bizim masamızda olacağını varsaydığımız yerli ve yabancı düşünce ya da işte bilimle uğraşan insanlar neredeyse İlk 100 tanesinin ayakları hep böyle. Hep bir sahada da bir karşılığı var. Ya daha doğrusu bir şey söylüyor, düşünüyor ve sahada bir cevabını alıyor. Ya da karşılığını evet. görüyor. Bu yaşamdaşlığın tam o, o bölümünü soracağım sana. Yani bence senin de insanı fabrika ayarları çalışırken de ki karşılığı da oydu işte. Yani bir evet. ayağı sahada uygulamaydı. Evet. E, şeydi. Uygulamanın önüne açtın. Yani teorik olarak bir şey konuşurken ki gelen bir bir, bir şeydi. E, şimdi bu yaşamdaşlığı konuşuyorken, bunun ayağının uygulama olduğunda yani biraz benim bu konuda içim de kaşınıyor. Ben biraz davranışa dönük olmayı seviyorum. Sen bir şey. bir, bir, biraz da bundan nasıl bir sonuç Bir, bir politika istiyorum buradan. Yani çünkü bunu bak YouTube'da konuşuyoruz. Ya hiç izlenmesek 10, 20, 50, 100 bin insan izliyor. Yani kaba çekirdekte bir 50 bin kişilik bir kadro bizim ürettiğimiz bilgiden haberdar oluyor ya da konuşuyor. Doğalında İster istemez kötücül Amerikan sistemiyle bana bir checklist ver de ben yapayım. O zaman doğrusu ne falan. Bunlar kötü sosyal medya konuşması. Altında şeyi merak ediyor. Yani e, ben bunu nasıl hayata Nasıl politikaya dönüştüreceğim? Yaşam politikasına nasıl dönüştüreceğim? Yani herkes bir şey akıl ediyor ve buna ekliyor tabii ki. Az önceki yaşamımda böyle hiç bir birey olarak değerli değil sadece Herkes herkese bir şey ekliyor ve bilgi açısından. Ama yine de bir yöntem bilgisine de ya da burada yaklaşımlara da ihtiyaç var. Var. Ee... 30 can canan konuşsak bunu bitiremeyiz zaten. Evet, evet, yani sırf evet. bizim bizim elimizdeki malzemelerle bitmez. Konu. Fakat benim mesela bir metodolojim var. Ee, yani şöyle genel bunların hepsini spesifik ayrı konuşuruz ama bilgeyi taklit dediğim bir yöntem vardı. Daha önce bahsetmiştim ondan. Yaptığın herhangi bir aksiyonda senin zihnindeki bilgi arketipi nasıl davranırdı? Herkesin bilgesi farklı olabilir. Ben hep diyorum ya ben Gandalf geliyor aklıma bilge deyince. Bu arada hiç de sevmem ha Yüzüklerin Efendisi ama Gandalf bir şekilde hoşuma gitti. Dedeme benziyor herhalde ondan. Böyle bir onun bir davranış bir bakış stili var. Mesela öfkeyle karar vermiyor. Kişisel çıkarı için değil bütünün çıkarını gözeterek bakıyor. Verdiği karar o an oradakilere ters ya da olumsuz gelse bile o emin bir şekilde arkasında duruyor. Çünkü başka bir büyük resme bakarak onun gideceği yeri öbürlerinden daha iyi öngörüyor. Şimdi Bilge'nin bu yaptığı şeyin kaynağı yaşanmışlık ve yaşamın bizzat kendisi. Mesela Bilge'yi deli gibi tüketirken göremezsin. Öfkeyle kırıp dökerken göremezsin. Acele, dürtüsel karar alırken göremezsin. Yavaşlarken, dururken görürsün bir sakinleştirirken, ara bulurken, birleştirirken, farklılıkları kucaklarken falan görsün. Bilgenin özelliği budur. Yani bilgi arketipin ne olursa olsun. Bu arada büyük konuşmayayım. Kim bilir milletin kafasında ne bilgeler vardır ama benim anladığım bilge biraz böyle. şimdi buradan baktığında bizim bugün ekonomide, adalette, orada, burada, işte uluslararası ilişkilerde, sağlıkta ne alanda bakarsan bak ortada bir insan var. Acil ihtiyaçları var. Devamlı hazlarının doyurulması, mülkiyetinin korunması, efendim işte eve hırsız olarak girip bacağına kırsa bile tazminatını ödetmesi falan filan gibi manyak manyak hani Amerikan sisteminde olan hikayeler var. Şimdi ben Amerikan sistemi dedim bu hikaye oradan aklıma geldi. Mesela ben hep adalette bilgiyi nasıl taklit edeceğim bunu çok merak ederdim. İnternette Amerika'da bir yargıcın videoları geziyor. İşte denk geldin mi? Yaşlıca bir adam Biliyor, evet. Doğru. bir çocuk anlatıyor mesela işte bir göçmen çocuk bir şey anlatıyor. Çocuğa böyle hiç davayla alakalı olmayan ne zamandır geldin, ne kadar okuyor. O o kadar güzel bir şey söylüyor ki mesela çocuk da şaşırıyor. Etraftakiler ve biz videoyu izlerken şaşırıyoruz. Niye? Orada Amerikan yargı sistemi gibi gayet algoritmik bir yerin tepesinde oturan bir adam insaflı inisiyatif alıyor. Mesela şefkat gösteriyor. Mesela işte bir tane e, yaşlı bir adam vardı 90'lı yaşlarında. Ee, neydi aşırı hız yapmış galiba. Ama kızı mı hamile? Öyle... şey oğlu engelliymiş hastaneye götürmüş. Ha, ha evet okeydir. Vallahi <laughs> anlatırken duygulandık mı? <ben. gülüyor> Enteresan. Adam mesela onu dinliyor. Yani normalde Amerika'da bu para cezası en azından alması gereken bir şey. Adam diyor ki sen iyi bir insansın. Şimdi ya Amerika'da bile bunu yapabiliyorsan... bu yapılabilir bir şeydir. Yani sen yaşamı... bütün faydayı... bütünün nasıl bir şey olduğunu anlamaya başladığında bu... yeterince yaşayan herkesin belli bir yaşta anladığı bir şey zaten. Ona göre mesela kararlarını modifiye edebilirsin, inisiyatif alabilirsin işte. Adalet... insafla uygulandığı zaman gerçekten adalet oluyor. İşin içinde şefkat olmayan bir şey... Yani cellatlık başka bir şey değil yani. Orada bir adalet dağıtmak diye bir şey mümkün değil. Benim zaten çok anlattığım merhametin doğal bir sonucuydu adalete. Hemen yani hep onu anlatmaya çalışıyorum. Merhamette haklı olana hakkını verebilmek demek. E peki haklının hakkının ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yaşama bakacaksın abi. Yaşamda sistem merhamet üzerine kuruludur. Ama merhamet acıma değildir. Haklıysa hakkını alır. Sistem içerisinde doğru davranıyorsa doğru sonuçlar alır ve yaşamın geneli böyle bir örgüyle kurulur. Ama sen hiç biyoloji anlatma, hiç tabiata çıkma, evinde saksıda bitki bile olmasın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu olaydan çok uzağa düş. Ondan sonra falanca hukuk felsefesine göre, bilmem ne felsefeciye göre falan diye kuramlar uydurmaya çalış. İnsanın dramı orkestrayı değil enstrümanı dinliyor olması. Bütünü duymadığımız için, yaşamın kendisini kale almadığımız için, merkeze koymadığımız için böyle bir şeyler yaşıyoruz. Şimdi mesela diyelim ki bu bilgiyi taklidi bir şey yap, metodoloji yap. Ee, sonra da böyle hakikaten kafası çalışan, kalbi ölmemiş, insafı yerinde insanları topla bir masaya. Otur konuş abi, ondan sonra hukuk yap, ekonomi yap, bilmem ne. Mesela senle geçen gün konuşurken, eğitim benim için en önemli konulardan bir tanesi eğitim. Ya bırak bu dersleri. Bu dersin hepsini kapat. Geçen şeyde de söyledim ya. Özel Okullar Birliği Toplantısı okulları kapatıp tekrar açmak lazım yani. Ama orada ne öğreteceksin? Orada farklılıkla beraber yaşamayı, çeşitliliğin gücünü, sosyal ilişkileri geliştirmenin yöntemlerini ve kendini, kendi kabiliyetlerini keşfedip onu geliştirmeyi yapabilen insanlardan örnek alarak. Mesela öğretmen burada artık öğretmen değil, rol model, lider yaparak gösteren, olan, olmuş olduğunu ikram eden falan öyle bir model olacak. E bunun için öğretmen bilgi olması gerekiyor. İşte geldik gene bilgiye tıkandık. Orada şimdi bunu, bunu, merkeze koymuş insanların bunu dizayn etmesine ihtiyacımız var. Bu, bu, eğitimle alakalı Finlandiya çok hani göze sokulan örneklerden bir tanesi. Şimdi yapıya, tüm sistemlerin seçilmiş motivasyonları var. Şimdi biz kapital bir sistemin içerisindeyiz. Bizim seçilmiş motivasyonumuz sermaye, karlılık. İşte. Ya bunu konuştuk bu arada can canlanların bir tanesinin içerisinde. Kanser hücrelerinin yani, ideolojisine sahibiz. Sahi, yani. Sürekli e, kar ve büyüme. Ha yani çok güzel bir resim yaptım diye bu analojiyi kullanmıştım. Resim yaptım dediğinde bu resmi güzel olup olmadığı da kaç yıllık değeri olduğuyla karar veriyorsun. Bizim sistemimiz böyle. Kapital bir sistemdeysen böyle davranırsın. Şimdi eğitimde Finlandiya'yı konuşuyorsun. E Finlandiya'da öğretmen önemli bir insan. Önce birinci seçkide sistemde mesleki olarak öğretmenlik önemli bir meslek. Şimdi bunu yani sistemin seçkisini böyle yapınca yani öğretmeni statüsel anlamda önemli değerli bir yere çıkartınca e o zaman öğretmenin yetki alanı da genişliyor. Aynen öyle ve öğretmen mesaiye bağlı ya da kendini bir... gerçekleştirme imkanını daha çok bulup daha kolay bilgeleşiyor mesela. E mesela bunu söylerken de ha kişiliğini buldu öğretmen gibi bir durum değil yetki alanı genişliyor. O zaman diyor ki müfredatı burayı bu çocuklara özel burada böyle değiştirelim. Bunu böyle yapacağım. Ben bunu değerli buldum. Bu tarafı yani bunu buna göre geliştireceğim. Ama bu böyle yapıldığında sistemde başarıyı o öğretmenin statüsü üzerinden pozisyonladığında ister istemez ülkenin içerisinde eğitim nitelikli hale geliyor. Niye? Sistem bunu öncülledi. Şimdi bu yaşamla alakalı, yaşamı merkeze almayla alakalı konuşurken de Buradaki sistemin kendisi ve hala tanımlamalarla uğraşıyorum. <laughs> ama lazım işte. Aha. E, lazım. Nasıl tanımlayacağız? Yani eğitiminde, adaletinde, ekonomisinde, sosyal işleyişinin içerisinde. Bunu bunu bir posta konuşmak lazım ama burada da anladığımız üzere bu bir can canlına sığmaz. Burada başladık ama söz veriyorum... Bir sonraki tamam, canlıda yaşamdaşlık ve bu biraz daha az izlenecek bunu biliyorum yani hani devamı ama buna rağmen biz bunu konuşalım. Yüz bin, yüz bin en az, en az. Tamam yani bunu umursamadan bunu bir konuşalım yani yaşamdaşlık ve adalet, yaşamdaşlık ve eğitim, yaşamdaşlık ve ekonomi diye bir konuşalım yani yaşamı merkeze alarak gerçekten sistem kurmak mümkün mü nasıl ele alınabilir nasıl gelişebilir?